Bismillahirrahmanirrahim. Nurul İzah derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzdaki konuları şu an görmektesiniz. Faslun bir fasıl, bir konu, neye dair, ne hakkında bir konu? Fi ahkami su'ri. Atık, yani artığın hükümlerine dair bir konu. Artık nedir? Hüve o artık, ma öyle bir şeydir ki, begiye. Geriye kaldı. Neden geriye kaldı? Minel ma'i. Sudan geriye kalandır. Neden sonra geriye kalandır? Ba'de şurbi minhu. Ondan içildikten sonra geriye kalan kısmı artık diye adlandırılır. Elbette bu akan, akmakta olan bir su değildir. Nehir gibi, deniz gibi, ırmak gibi bir sudan bahsetmiyoruz. Daha küçük bir sudan bahsetmekteyiz. Örneğin evin önünde bir kap veya küçük bir havuz olduğunu düşünelim. Bir kedi, bir köpek gelip buradan su içse, geriye kalan o suyun hükmü nedir? O sudan içilir mi? Onunla abdest alınır mı? Konumuz buna dairdir. Vel ma'ul galilu, az su. El ma'u su, öyle su ki el galilu, az olan sıfat yani. İza şeribe, içtiği zaman, minhu ondan, o sudan içtiği zaman, ne içtiği zaman? Hayavanun. Bir hayvan, yani bir canlı içtiği zaman. İbaremizde geçen şeribe kelimesi, şeribe yeşrabu şeklinde. Dördüncü baptan fiil mazidir şeribe. Hayvan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Hemen notlarımıza bakıyoruz. Nerede geçmekte? Ankebut suresi 64. ayette geçmektedir. Hayvan manası el hayat demektir. El hayatu olarak geçmektedir. Mu'cemül vasite baktığımızda çoğu da hayvanat. Hayvanat bahçesi gibi Türkçemizde de kullanılmakta. Yekûnu olur. Ne oluyor? O su olur. Yani hüve o su olur. Ala erba'ati eksamin dört kısım üzere olur. Küçük bir su, az bir su, ondan bir canlı içtiği zaman geriye kalan o su dört kısma ayrılır. Rüysemma ve osu adlandırılır. Süran, sur diye, yani artık olarak adlandırılır. El evvelu, birincisi, dört kısma ayrılır demişti. Birincisi, minel aksami su'rin. Artık kısımlarından birincisi nedir? Dahirun, temizdir. Haber geldi. Mübteda haber. Hem temizdir hem de mudahirun, temizleyicidir. Kendisinin temiz olması başka, temizleyici olması başka bir şey. Ve o birinci kısım, temiz ve temizleyici olan su, ma öyle bir sudur ki şeribe içti, minhu o sudan içti. Kim içti? Ademiyyun, bir ademi, yani bir insan içti. Bu ibarenin şerhine baktığımızda la farka beynel kebiri ve sagiri vel müslimi vel kafiri vel haizi vel cunubi demektedir. Yani bu sudan bir insan içti ama bu insanın cünüp olması ya veyahut haizli olması veyahut kafir, müslüman, küçük insan, büyük insan olmasının bir önemi yoktur. Bu konuda bir fark yoktur. Bahsettiğimiz sudan kim içti önemli değil, yani bir insandan bahsediyoruz. Veyahut da şeribe minhu ferasun demektir. Veyahut o sudan bir at içti. Ferasun at demek. Veyahut da ma o şey içti ki yükkelü yeniliyor. Ne yeniliyor? Lahmuhu, onun eti yeniliyor. Lahm et demek. Yani bir hayvan ki bu hayvanın eti yeniyor. Eti yenen bir hayvan o sudan içti. Şerhe baktığımızda kel ibili vel bagari vel ganemi demektedir. İbil, deve, bakar, inek, ganem, koyun demektir. Yani bir su ki o sudan bir insan içti ve geriye birazcık su kaldı. Veyahut bir at içti, geriye su kaldı. Veyahut da eti yenen bir hayvan içti de geriye kalan o artık su. İşte bu su nedir? Hem temizdir hem temizleyicidir. Temizdir, su içebilirsin. Temizleyicidir, abdest alabilirsin. Vessani, ikinci kısım. Dört kısma ayrılıyordu. İkinci kısma baktığımızda bu nedir? Necasetun galizatun, ağır pisliktir. Ve gıyle hafifetun, hafif pislik olduğu da söylenmektedir. Ama kaba pislik, ağır pislik olduğu hakim görüştür. İkinci kısım nedir? Necisun, pistir.
temiz su değil, pis sudur. La yücüzü, caiz olmaz, isti'maluhu, onun kullanılması. Caiz olmaz yani sahih olmaz onun kullanılması. İsti'maluhu, isti'mele, yesti'miru, isti'malun. İstifal babından mastar gayrimimi. O suyun kullanılması caiz değildir. Ve o su da ma öyle bir sudur ki şeribe içti minhu, o sudan içti. Ne içti? Kelbun, el kelbu, bir köpek içti. Köpek içti. Ev veyahut da ne içti? El hınziru, hınzir, yani hınzır domuz demektir. Veyahut da domuz içti. Demek ki domuzun içip geriye bıraktığı su veyahut da köpeğin içip geriye kalan o su nedir? Pistir. Ev veyahut da şeyun, bir şey içti ki o şey nedendir? Min siba'il behaimi, yırtıcı hayvanlardandır. Yırtıcı hayvanların içip o geriye kalan su birikintisi de pis sudur, necistir. Ne gibi? Kel fehdi, çita gibi, kaplan gibi ve zibbi, kurt gibi. Ve salih su, üçüncü kısım, su dört kısma ayrılıyordu. Üçüncü kısım nedir? Mekruhun, keriha yekrahudan isim mef'ul. Mekruhun, mekruh sudur. Yani mekruh olan nedir? İsti'maluhu, onun kullanılması mekruhtur. İsti'mal muzafhu, muzafun ileyh olmaktadır. Biliyorsunuz hu nedir? Zamirdir, yani mebnidir. Öyleyse mahallen irap almaktadır. Muzafun ileyh olduğuna göre mahallen mecrur olmaktadır. Mekruhun mekruhtur. İsti'maluhu, o suyun kullanılması neyle beraber ama? Hangi durumda? مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ, ondan başkasının olması durumunda kullanılması mekruh olur. Buna şerhten baktığımızda لَا يُكْرَهُ, mekruh olmaz. Hangi durumda mekruh olmaz? عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ, suyun olmaması durumunda, yani farklı temiz bir suyun olmaması durumunda bu suyun kullanılması mekruh değildir. لِأَنَّهُ دَاهِرٌ, çünkü bu su temizdir diyor. Mekruh kısımdandır. Başka temiz bir su varken kullanılması farklı bir durum. Temiz bir su yokken kullanılması farklı bir durum. Peki bu su nedir? Ve o su da su'rul hirrati. Hirra kedi. Kedi artığıdır. Evimizin önünde bir kap var. İşte leğen var. Tencere var. Bir şey var. Oradan bir kedi su içti gitti. Ama suyun hepsini bitirmedi. Geriye biraz su kaldı. İşte bu su temiz mi değil mi? Onunla abdest alınır mı alınmaz mı? Konu onunla ilgili. Ne diyor? Mekruhun mekruhtur. İsti'maluhu, o suyun kullanılması hangi durumda? Ma'a vücudi gayrihi, o sudan başka bir suyun olması durumunda. Demek ki kedinin içip geriye bıraktığı sudan farklı temiz bir suyumuz varsa o suyu kullanmamız mekruh olur. Ama hiç başka bir su yok, temiz su yok, o zaman o suyun kullanılması mekruh olmayacaktır. Su'rul hirratı dedik ve decaceti, decace tavuk demek. Öyle tavuk ki el muhallati, başı boş geziyor, özgür tavuk. Bu da şu demektir, su'rud decaceti, decacenin artığı demektir. Vav atıf harfi. Ve siba'id dayri, siba yırtıcı hayvan demektir. Siba'id dayri, yırtıcı kuşlar. Yırtıcı kuşların içip geriye bıraktığı artık da buraya dahildir. Su'ru siba'id dayri demektir. Ne gibi? Peki yırtıcı kuşlara örnek verelim. Kessakri, doğan atmaca gibi ve şahini, şahin gibi. Şahin Arapçadır. Vel hide'eti, hide'e yani çaylak gibi. Ve kelfe'rati, fare gibi. Bu hayvanların artıkların hepsi nedir? Kullanılması mekruhtur ama yanında daha temiz bir su varken kullanılması doğrudur. Öyle bir su yokken kullanılması mekruh değildir. Hayvanlara örnekler verildi. Lel akrabu, akrep değil. Akrebin artığı buna dahil değildir. Ve rabi'u, dördüncüsü, dört kısmı ayrılıyordu su. Dördüncüsü nedir? Meşkukun, şüphe duyulmuştur, şüphelenilmiştir. Fi dahuriyetihi, onun temizliğine dair şüphe duyulmuştur. Ve o su da, o artık da nedir?
Su'rul bevli, bevl katır demektir. Buna göre katırın artığı ve daha neyin artığı? El himari eşeğin artığı. Himar eşek demek. Burası su'rul himari demektir. Eşeğin artığı. Bu da fe inlem yecid. Bulunmazsa gayrahu ondan başka. Yani bu hayvanların artıkları olan o sudan başka bir su bulunmazsa bu durumda ne olur? Tevazza'a abdest alır. Bihi o suların artığı ile ve daha ne yapar? Teyemmeme, teyemmüm alır. Sümme salla. Sonra namaz kılar. Demek ki önce o su ile abdest alınacak, sonra teyemmüm yapılacak, ardından namaz kılınacak. Şüpheli su olduğundan dolayı. Faslun bir fasıl, bir konu neye dair? Fit-taharri araştırmaya dair. Neyin araştırılması bu? Fil-evani ve siyabi. Evani kaplar demek. Siyab, sebebun siyabun elbiseler demek. Elbiselerin ve kapların araştırılmasına dair bir konu. Lev şayet ihtelada karışsa, ne karışsa? Evanin kaplar karışsa. Ekseru ha onun çoğu, o kapların çoğu da dahirun temizdir. Ekseru ha mübteda, dahirun haber. Ekser muzaf ha muzafın ileyh. Evanin kelimesi gayri akıl bir cimidir. Dolayısıyla müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden ha zamiri kullanılmış da farklı bir zamir kullanılmamıştır. Ne dedik? Çoğu temiz olan kaplar karışmış olsa teharra araştırır. Ne için? Littevazzu'i abdest için ve daha ne için araştırılır? Eşşurbi içmek için araştırılır. Yani çeşitli kaplar var. Bu kapların bir kısmı pis, bir kısmı temiz ama çoğu temiz. Bu durumda abdest alacak olsak veya su içecek olsak o hangisi temizliği araştırılması gerekir. Ve in kâne ekseruha necisen, in şayet kâne olsa ekseruha, o kapların çoğu olsa, nedir olsa, necisen pis olsa, la yeteharra araştırmaz, illa li şurbi ancak içmek için araştırır. Kâne ne yapar? Haberi nasbeder. Necisen onun haberi, ekseru ise onun ismi olmaktadır. İlla li şurbi ancak içmek için araştırır. Ve fissiyabi elbiselerde ise durum elbiseler ama öyle elbise der ki el muhtelibati karışmış karışık elbiseler. Yani temiz elbiselerle pis elbiseler karışmış üst üste alt alta pek çok elbise var. Bu durumda ne olur? Yeteharra araştırır sevaun. Sevaun müsavidir, eşittir, fark etmez manasına gelir. Sevaun müsavidir. Kâne ekseruha dahiran evnecisen. Kâne ekseruha onun çoğu olsa da nedir olsa da dahilan temiz olsa da ev veyahut nedisen necis olsa da. Yani karışmış olan elbiselerin çoğu mu pis çoğu mu temiz bunun bir önemi yok. Sonuç olarak ne olur? Yeteharra araştırırsın. Evet, böylece videomuzun sonuna geldik. Hemen son satır üzerine birazcık duralım. Fi harfi cer, siyap, sevun, siyabun, cimi mükesser, mecrur, görüldüğü üzere esreyle bitmiş. Çünkü cimi mükesserlerin de cer hali kesre iledir. Öyle elbiseler ki el-muhtalidati karışmış, siyap, sevun, siyabun, cimi mükesserdir, gayrı akıldır. Bu yüzden müfret müennes hükmündedir. Eşittir sıfatı da müfret müennes olarak gelmiştir. Bu kelimemizde ihtelada, yahteledu, ihtiladun, muhtelidun isim fail yani. İsim faili müfret müennes gaibesi olmaktadır. Yeteharra fiil muzari. Sevam, kâne nasıl bir fiil? Ecveftir. Ecvefi vavidir. Ke ve neden kâne olmuştur? Birinci baptır. Dolayısıyla ecref olması onun mutellen olduğunu göstermektedir. Ekseru onun ismi olmakta, dahiran haberi olmakta, ev atıf harfimizdir. Atıf harfi ne yapar? Sağının irabının sonuna verir. En basit manada bu. Sağ madem ki mensuptur, öyleyse sol da mensup olmalıdır. Dahiran isim fail, necisen de isim faildir. Böylece video.